hepiniz hoş geldiniz. Size Kayseri'den bir gün başlangıcı açıyorum. Dün akşam buraya geldik. Bugün de burada kalacağım. Burada bir sürü işlerim var. Şimdi güne güzel bir başlangıç yapalım. Ardından da arkadaşlarımla buluşacağız sizlerle beraber. Geçenlerde bahsetmiştim biliyorsunuz, Flamingo ekibimiz. Onlarla görüşeceğim. Ondan sonrasında da çok güzel akşama bir Kayseri yağlaması tarifimiz var. Annemle beraber Kayseri yağlaması yapacağız. Bugün günümüz biraz yoğun geçecek. Bugün de her anımda siz de benimle berabersiniz. O zaman günümüz başlasın arkadaşlar. Bu arada şu arkadan gelen takır 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 sesler, şu yol çalışmasının sesleri. Bu yol çalışmasını aylardır bitirmediler. Binanın giriş yolunu bile kapatmışlar. Hiç şey demek istemiyorum. Çok sinir bozucu bir şey. Biraz sonra göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. O yüzden arkadan gelen takır takır seslerden dolayı kusuruma bakmayın. Benim elimde olan bir şey değil maalesef. Eve geri geldim. Şimdi işlerimi hallettim. Annem yağlamanın hamurunu yapmaya başladı. Sizle de tarifi paylaşacağım. Annem hamuru yoğuruyor. Bize biraz tabii çok ölçü olduğu için normal mayalı hamur yoğuruyor. Kuru maya döküyoruz. Tuz. Karıştırıyoruz bunları. Biraz süt döküyoruz. Buranın ölçüsü biraz fazla çünkü buzluğa atılacak yapılı. Hem de aynı zamanda yiyeceğiz bugün. O yüzden burada biraz fazla ölçü var. Buna yağlama şebiti de yüklü. Ilık su döküyoruz. Su ekle ekle yavaş yavaş yoğurup yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvamı oldu. Bunun biraz mayalanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da açıp pişirmeye başlayacağız çebitleri. Şimdi burada yağlamanın içi 1 kilo kadar kıyma var. Siz kendi kişi sayınıza göre yarım kilo veya daha az da kullanabilirsiniz. Burada kıymayı kavuruyoruz. Sonrasında soğanını ekleyeceğiz. Domatesini, biberini ekleyip kıymalı içini oluşturacağız. Üstüne sürmek için kıymayı güzelce karıştırıyoruz, kavuruyoruz. Kıyması kavrulduktan sonra soğanını da ekledik. Sonra biberi ekleyeceğiz. Yeşil biber de kırmızı biberini de doğrayıp ekledik içine. Bunları da biraz kavuracağız. Birazdan da bunlar kavrulduktan sonra en son domatesini ekleyeceğiz. Domatesi eklemeden önce biraz domates salçası, biraz da biber salçası ekleyip karıştırıyoruz. Sonrasında da domatesini ekleyip pişirmeye devam edeceğiz. Domatesi ekledik, biraz kavurduktan sonra 1 çay bardağı kadar sıcak su koyduk. Şimdi de bunun iyice kıvam alması için pişirip karıştıracağız. En son da maydanoz doğrayıp maydanoz ekleyeceğiz. Birazcık da tuz, pul biber ve toz kırmızı biber ekliyoruz içine. Ondan sonra zaten üstüne süreceğimiz sosumuz hazır. Arkadaşlarımla buluştum. Gelişimde eve geldim. Sabah yapmıştık biliyorsunuz yağlamanın şebitlerinin hamurunu. Mayalanması için bekliyorduk. Onlar mayalanmışlar. Birazdan yuvarlak yuvarlak açıp onları pişirmeye başlayacağız. Sonrasında da üstünü beraber yaptığımız harçla yağlayıp bir güzel yiyeceğiz. Şimdi biraz balkonda oturuyorum. Ondan sonra hamurumuzu yapmaya başlayacağız. Hamur olduktan sonra yuvarlak yuvarlak bezeler alıp böyle açıyoruz.
Hamurumuzu biraz önce yapmıştık. Sabah yaptığımız harcı da ısıttık. Burada bunları üstüne sürüp yağlıyoruz. Bunların hepsini buraya kat kat dizip dört parçaya kesip yiyeceğiz. Aynı zamanda şurada sarımsaklı yoğurdumuz da var. Biraz sarımsak rendeledik, tuz attık. Bunu da buna üstüne döküp veya böyle içine batırıp yoğurdu yiyoruz. Biraz sonra yerken tam olarak nasıl yendiğini de göstereceğim size. Şimdi yağlamamızın iki çeşit yeme şekli var. Birincisi, şöyle gördüğünüz gibi çatalımızın ilk deliğinden geçirip dolayıp dolayıp şu şekilde batırıyoruz. Batırdıktan sonra da şurada gördüğünüz yoğurda batırıp batırıp yiyebilirsiniz. Ya da şöyle ki biz Kayseriler genelde bu şekilde yiyoruz. Elimizle beraber doluyoruz. Böyle dürüm yapıyoruz. Yaptıktan sonra yoğurdumuzu batırıyoruz. Veya isterseniz yoğurdu direkt içine de dökebilirsin. Sonra da yiyoruz. Buna bayılacaksınız eminim. Kesinlikle bu tariften deneyin ve yapın. Yani Kayseri yağlaması aşktır arkadaşlar. Bir Kayserili olarak söylüyorum. Diyeti, miyeti bu durumda boş verip güzelce yiyoruz. Ya da yoğurda batırmak istemiyorsanız içine biraz yoğurt dökebilirsiniz. Ya çatalla ya da böyle sarıp ısıra ısıra yiyebilirsiniz. O zaman afiyet olsun bana. Ben bunları bir yiyorum, geliyorum. Feels like I don't know you. You don't feel the same. It feels like of Günaydın. Kayseri'den geldik. Otele doğru gidiyoruz. Bu arada bir hazırlandım falan. Evde onları çekemedim. Acele çıktığımız için geri. Biz otelden çıkıp bir okula uğrayabilirim bugün. Bilmiyorum, kesin değil ama yarın kesin gideceğim. Yarın ayrıyetten çekeceğim ama bugün gider miyim gitmez miyim bilmiyorum. Gidersem zaten sizinle beraber gideceğiz. Şimdilik otele doğru geçiyoruz bakalım. Okula geldim, bir saattir şuralarda dolanıyorum, kendime fark edecek yer aradığım gibi aynı zamanda fakülteyi de arıyorum. Zar zor, güç bela, 40 saattir şurada dolana dolana sonunda bulabildim arkadaşlar ama birazcık erken gelmişim. Daha dersin başlamasına yarım saat var. Ben bu arada size biraz fakülteyi falan gezdireceğim şimdi. Öğrenci günlerim başlıyor yeniden. Uzun süredir öğrenciyim, bunu herkes bilir. Beni tanıyan herkes bilir öğrenciliğimi. Şimdi de biraz fakülte turu yapalım sizinle dersin başlayana kadar. Gelin bakalım buralar nasılmış. Ay dondum. Hava buz 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 buz. Arkadaşlar donuyorum şu anda. Ders bitti. Şimdi çıktım okuldan. Arabaya gitmeye çalışıyorum. Ama dondum. Kış geldi, kış. İşte fakülteler böyle arkadaşlar. Şu taraflarda. Benimki turizm fakültesi. Şimdi gidiyoruz, okuldan çıktık. Gidiyorum şimdi otele doğru. Ben bu hafta, ya aslında geçen hafta başladı bizim derslerimiz. Ben hiç gitmemiştim. Daha bu hafta ilk defa gidiyorum. Benim zaten normal derslerimin çoğu online. Ama bu iki dersim. Bir Fransızca yüz yüze. Bir de yiyecek içecek servis mi ne bir şey.
Turizm okuyorum da ben bu arada arkadaşlar, turizm işletmeci. Biyo dersim, bir de yiyecek içecek servisi dersim yüz yüze. O yüzden bunlara gitmek zorundayım. İlk gidişimizi yapmış bulunuyoruz okulumuza. Bir sonraki günden merhaba. Dün okuldan çıktıktan sonra kapanış çekmeyi unutmuşum. Bu video çekemedim. O yüzden bu biraz parça parça oldu. Kusura bakmayın. Bu videomu umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, bir de zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. You're out of time. You're out of time.